Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Hilgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertifteki haberlerini huzurunla sunuşuk derişimiz. Kınem Sıdıklanlar ekranımızı bozsun. Xitay mescid çıkışını devamlaştırmakta. 24 avgust Bitter Winter Tour bergen haberde bildirilse, Xitay dairleri Şarkı Türkistan'ın Kumul'da mescid çıkışını devamlaştırgan. Haberde Xitay Şarkı Türkistan'ın Kumul şehri Huatian merkezi mescid, şehir içi Jigidiquduq kent Cuma mescidi, şehir içi Yezikent Orduquvuq Tuğluq Buzurgah mescidi qatarlıq birkaçı orundaki mescidlerinin gümbez ve munarlarındaki hilal ay belgesini elip taşlağanlıqı, mescid aldığa mescid içige işçi hizmetçiler, Kuramığı yetmegenlerden kirişi men'i kılındı diyen hatları yazılgan tahtaylarının esilgallıqı, dinğe alaqısı bar herkandaq buyumlarını kanunsuz hesaplap elip taşlıqallıqı, mescidlerinin korosuğa komünist Xitay bayrağı çıkırılgallıqı aşkarlanğan. Xaber diyene Kumul şehri Kumul Tümüryol 35. koca mahalli mescidinin arkı temi allıburun çekilip olgallıqı, Xitay tecavüzcilerinin mescidini takıqallıqı, mescid gümbüzü ve munarlarındaki hilal ay belgesi elip taşlanıqallıqı aşkarlandı. Erkin Sıdık Efendi Tanguri Təlim Tərbiyə Mərkizini ziyaret kıldı. 24. avgust NASA tədqiqatçısı Profesör Doktor Erkin Sıdık Efendi ötken yılı Uyğur prezentlerine ana tilini ögütüşünü nişan kılıp kurulgan Tanguri Təlim Tərbiyə Mərkizini ziyaret kıldı. Ziyaretke merkezden mesulleri ve merkezden kolluğuçlar katlaştı. Ziyaret devamında Erkin Sıdık Efendi Tanguri Təlim Tərbiyə Mərkizinin mesulleri bilen merkezden kuruluş məxsidi, hazırkı dərislik uslubi, ata anılarının inkası, bir yıl cereyanda kolluğu keltürgen neticiler, dünyanın her kaysi caylardaki anıtıl mekteplerinin seliştürmeleri, merkezden bunudun kiinki hizmet pilalları katarlıq muhim meseleler üstüde fikir almıştırdı. Ahırda Erkin Sıdık Efendi merkezden bundan kiinki oku okutuş işlerini kollaydıqallıqını, merkezden anıtılı ögütüş işlerinin terakki kılışı üçün fikir tekliflerini berişti yardım kıldıqallıqını bildirdi, hem de merkezden okutuş uslubuğa yakşı bahalarını beriş bilen birge, kıymetlik fikir tekliflerini berip ödü. Trump, Koreya yerim aralı meselesi de Xitay'a işenmeydiqallıqını bildirdi. Donald Trump, Xitay'nın Koreya yerim aralını yadro korallardan tazılaşkı yardımcı buluduqallıqıga işenmeydiqallıqını etdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilse, Amerika Prezidenti Donald Trump, Taşkı İşlem Ministeri Mike Pompeo'dan Şimali Koreya'ya barmaslıqını talep kılıqallıqını elan kıldı. Trump, Twitter hesabıdan elan kılgan bayanatı da Taşkı İşlem Ministeri Mike Pompeo'dan hazır Şimali Koreya'ya barmay turuşun talep kıldım. Çünkü Koreya yerim aralını yadro korallardan tazlaşkı dair yeterlik musafalarını basalmağallıqımızını his kılmaqtımen dedi. Trump, Xitay bilen Amerika otursudaki Saudi yerikçilikini ima kılgan halda, şunlaşkı Xitay'nın ilgirkigi okşaş Birleşken Milletler Teşkilatı'nın imbargoları bartırıqlıq, Koreya yerim aralını yadro korallardan paklaş hareketi yardımcı buluduqallıqıga işenmeymen digen kararışlarını mu hembehirleşti. Trump Twitter'da elan kılgan uçuruda Xitay bilen bulgan Saudi yirikçiliklerimiz hel bulgan deyken, Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bilen kısqığını vaqt içi de Şimali Koreya'ya berişini kütüb adımen. Öz növeti diyene Şimali Koreya rehberi Kim Jong-un'a en çunqur hürmet ve salamlarımını yollayman. Onun bilen pat yakında görüşünü töt göz bilen kütümen dedi. Marco Rubio Focus Haberler kanalında Uyghurlarının vaziyetini tanıştırdı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Focus Haber kanalının tunulgan program riyasetçisi Tucker Carlson 23. Ağustos gündeki akşamlık sohbet programısı da Uyghurlarının vaziyetine mahsus uğrun verdi. O Xitay tehdidi de mavzu koyulgan bu programısıga Amerika Kengash Palata azası Marco Rubio'nu teklif kılıp onun Uyghurlar ve Xitay rejimi hakkında suallarını sordu. Riyasetçi Tucker Carlson programmasının kiriş kısmında Amerika'da bir kısım kişiler özünün diktatorluğu karşı işgeliğine ilgili sürsü mü? Ama Xitay'a okşaş hakiki bir diktatorluğu kelgende cimip kalıdıqallıqını. Kişilik hukuk hatırısı intayın naçar bulgan Xitay rejiminin hazır özünün garbi kısmındaki Şinjan Uyghur Abdunum rayonunda 1 milyondan oşuk Müslümanını yığıveliş lagırları solaş bilen birge
yani rayonga zor ko'lamda Xitoy ko'chmanlarini yotkash orqali ularning madaniyatini yo'q qilishga urinayotganligini bayon qilib o'tdi. Andan o Kengash Palata a'zosi Marco Rubio'ning bu masalaga ko'ngil bilayotgan sanoqli senatorlarning biri ekanligini aytib, uni so'zga taklif qildi. Tucker Carlson Marco Rubio'dan 1 milliondan iborat bundoq zo'r sondagi odamning lagerda yetayotganligi rasmi. Bu rost bo'lsa, nimishqi bu vaqtda ko'plab aksada yo'q deb so'radi. Senator Rubio buningga javob berib, bu rost. Google'ning yer shari epida bu lagerlar nihoyatda aniq ko'rindi. Ammo biz xabarlarga qaraydigan bo'lsak, o'zining epida bu lagerlar aniq ko'rindigan Google shirkati hozir Xitoy bozoriga qaytib kelish uchun Xitoy bilan hamkorlashyapti. Xitoy rejimi qayta tarbiya markazi deb atalgan bu o'rinlarda kishilarni o'z ismini o'zgartirish qatorliq har turli ishlarga majburlayapti. Bu yerda diqqat tortishga tegishli bir nuqta shuki, Uyg'urlar oshqun kishilar emas dedi. Senator Marco Rubio so'zi davomida yana Xitoyga texnikalarni setib berayotgan Amerika texnika shirkatlari bilan birlikda yana islom dunyosini tanqid qildi. Bu yerda odamni g'azablantiradigan bir qancha masala bor. Birinchidan, Amerikaning va Yevropaning bir qism shirkatlari o'zining nazorat texnikalarini Xitoyga setib berib, shu insonlarning qiyin ahvolga qelishiga yo'l ochib beryapti. Masalan, Xitoy rejimi Amerikaning DNA texnikasini ishlatib turib, u insonlarning DNA uchurini majburiy yig'ayapti. Bu ehtimollik intayin yuqori. Ikkinchidan, dunyodagi arab davlatlari musulmon davlatlariga qarab boqaylik. Odatda boshqa bir ish bo'lsa, o'tirg'i sakrab tushadigan o'tir sharqdagi musulmon davlatlar bu masalaga kelganda butunlay sukut ichida turyapti. Albatta, buning javobi pul. Xitoyning puli butun dunyoni aylanib hukumatlarga pora berish orqali ularni bu masalaga og'iz ocholmaydigan qilib qo'ydi. Xitoy bu davlatlarni o'zlarining qabih va vahshiy siyosatlarini ko'rib turibmi gap qilmay sukutda turishi uchun pora berdi. Aslida bular dal Xi Jinping hokimiyatining haqiqiy yuzini ko'rsatib beradigan siyosatlar edi. Riyosatchi Tucker Carlson Marco Rubio'ning javobidan hayron qilib, bu haqiqatan hayron qolarlik ish ekan. Saudiya Arabistoni va Misr hukumatlari dunyodagi cho'ng musulmon hokimiyatlardir. Ular Xitoyga musulmonlarga qilayotgan zulmini to'xtatish haqida bir besim ishlatmadimi deb so'radi. Marco Rubio buningga javob berib, shundoq, ular tilg'i elibmi boqmadi. Xalqaroliq organlardimi shundoq. Oxiri o'tgan hafta bir xalqaroliq organ bu masalada Xitoy rejimini javob berishga qistidi. Ammo islom davlatlarining o'zi chiqib bir narsa deb boqmadi. Deganlari bo'lgan taqdirdimi, ular nihoyatda yumshoq so'zlar. Agar bir g'arib davlati har qanday bir dinga tabe bo'lgan 1 million kishini oshindoq solib olgan bo'lsa edi, u holda biz nihoyatda zo'r cho'qqanlarni anglagan bo'lardik. Ammo Uyg'urlar masalasiga kelganda bu davlatlarning hukumatlari ko'pincha Xitoy hukumatidan pora olgan yoki Xitoy hukumatining mablag' silish haqidagi va'dalarini olgan bo'lg'achqa ko'zini yumib oldi. Menchi bu kishining g'azabini qo'zg'aydigan va qabul qilg'ili bo'lmaydigan bir yasalmalik. Hozir Tramp hukumatı bu masalaga diqqat qilib bir ish qilishga tirishyapti. Men buningdan intayin xursand bo'layapman dedi. Senator Marco Rubio suhbat programmadagi so'zida yana amerikaliklarning Xitoy haqidagi to'nishining yetarli emasligini eskartib o'tdi. Va nurg'un amerikaliklar 1991 yildan beri haqiqatni tushunmay kelgan edi. Ular texa amdi uyg'onyapti. Xitoy bizning haqiqiy ma'nodagi raqobatchimiz emas. Ular durust niyat bilan haqiqiy raqobatlashishni emas, balki turli o'yinlar bilan bizning o'rnimizni egallashning ko'yidi bo'layapti dedi. Marco Rubio so'zini davom qilib, afsuski bir qism Amerika shirkatlari Xitoy bilan tijorat qilishga shunchalik havas qiladi. Ular Amerika mudofaa ministerligi va Bashburjaklik bino bilan mudofaa planlarida hamkorlashishni xohlamaydi-yu, ammo Xitoyning armiyasi uchun xizmat qiladigan universitetlar bilan hamkorlashadi. Men prezident Trump bilan haftada oz deganda bir qatim telefonda ko'rishib, uni rag'batlantirib turyapman. Chunki bu hukumat uzun yillar bo'yicha davom qilgan suiiste'moldan keyin oxiri Xitoyga qarshi o'rnidan dasturgan birdan-bir hukumatdir dedi. Marco Rubio suhbat programmasining oxirida programma riyosatchisi Tucker Carlsonning bu masalaga o'rin berganligiga xursandligini ifodalab so'zini oyoqlashtirdi. Amerika Xitoy savdo suhbati natijasiz oxirlashdi. Amerika bilan Xitoyning Washingtonda o'tkazilgan 2 kunlik savdo suhbati payshanba kuni oxirlashdi. Lekin suhbat hech qanday natijaga erishalmadi. Prezident Trump suhbat harpisida uchrashishning natijalik oxirlashishiga umid bog'lamaydiganligini bildirgan edi. Bu suhbat Amerika Xitoy savdo urushi davomliq keskinlashib, ikki taraf bir-birining eksport mahsulotlariga tamojna beji qo'yishni ijro qilishga boshlagan bir mazgilda o'tkazildi. Amerika hukumatı payshanba kuni, ya'ni suhbatning 2-kuni
Xitay məhsulatlarına 16 milyard dollarlıq tamojna bəji qoyuşunu icra qilishqa başladı. Şu günü Xitay mı oxşaşla Amerika məhsulatlarına 16 milyard dollarlıq tamojna bəji qoyuşunu başlayan idi. Birləşmə Agentliğinin xəbər qilishi Aqsarayın bayanatçısı Lindsey Walters söhbətdə tərəflərin iqtisadi münasibətlərdə adil və təngpun ticarətini qandaq işqi aşırış məsələsində öz ara fikir almaşdırğanlığını bildirdi. Trump hükümeti Xitayın Amerika şirketlerine texniki ötünüp belişki məcburlaş və uğurlaş qatarlıq vasitlerini qollunup, Amerikanı ziyanğa uçurduvatqanlığını ilgiri sürüp geldi. O, ötken ayda yana Xitay məhsulatlarına 34 milyard dollar baj qoyduğanlığını elan qıldı. Xitay tərəf onun məhsulatlarına oxşaş miqdarda baj qoyduğanlığını bildirgen idi. Birləşmə Agentliğinin qayıt qilishçe, növbette Trump hükümeti Xitay məhsulatlarına 200 milyard dollarlıq baj qoyuşqa tayarlı qılmaqdıkən. Xitay tərəf Amerika 200 milyard dollar baj qoysa, özlərinin Amerika məhsulatlarına 60 milyard dollarlıq baj qoyduğanlığını ilgiri sürgən. Wall Street Journal gazetinin xəbər qilishçe, bu qetimki söhbət heç qandaq nəticəyə erişməgən bolsunmu, lekin Xitay tərəf söhbətinin ijobiy və dostanı ötkənligini bildirgən. Bu qetimki söhbət iki tərəfinin bu yıl 6-cı ayda ötkizilgən axırıq qetimliq sodu söhbəti nəticəsiz axırlaşqandan bu yanqı tüncü qetim uçuruşu idi. Hürmət etdiyiniz üçün görüşlər. Şuna qalıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşükçə əslərini cənabı Allah tapışırmız. Şuna qalıb proqram axırda ekran arxısı ki, barlıq xizmət əşirəmə köptün köp rəhmət edəmən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.